Kardeşlerim günaydın, ne örüyorsunuz? Umarım ki iyisinizdir. Agalar bugün yine bir sürü işimiz var. Size her zaman değil mi? Dükkan açın, pencere açmayın kardeşim. Niye? Bak yağmur geldi, hepimiz mum yalandı kardeşim. Yine bugün güzel olaylarımız var. Belki bu videomuz uzun sürebilir. Bol bol uzun uzun izlersiniz agalar. Yalnız benim bugün videoda yüklemem lazım. Şu an video çekiyorum. Düşünüyorum o nasıl yetişecek. Allah belamızı vermeye kardeşim. Ben kaçıyorum. Videoyu bir durduralım. Gidelim o videoyu bir yükleyelim. Ondan sonra bu videoyu çekelim. Kardeşim dediğim gibi her zaman yine belalardayız kardeşim. Yine sıkıntılı zamanlardayız. Zaman yetişmiyor birader. Şimdi ne yapıyoruz? Videomuza bir ara. O videomu bir yükleyeyim. Hemen gelip bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Lan kafama tikirin lan. Yine kardeşim beyniniz mıncıklanmış ya. Videoyu yapmadan önce dedim ki şu kafesleri bir çıkartalım, tamam mı? Videomuz dedim yarım yamalak olmak. Kardeşim bu nasıl bir sırlar dünyası olmuş lan. Kardeşim kar parlıyor herhalde. Ya da ben nurani mi oldum kardeşim? Herhalde yediğimiz kulaklarını ödemeyi başardık gencolar. Oğlum bu ne lan? Evet arkadaşlar, nurumuz geri kaçtı. Yine şeytan babyface. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şu kafeslerimizi hepsini bir öne atalım. Bugün yem yapmamız lazım. Yem tartmamız lazım. Bugün var ya kar kazınmamız lazım. Kar kazımak ne lan? Kardeşim değişik değişik literatüre şeyler giriyor. Niye? Ya kardeşim yeni yeni yaşıyoruz böyle şeyleri. Bakın size bir göstereyim. Kirveler, hadi en kolay şey bunları çıkartıyoruz, diziyoruz, tamam. Bu ne lan birader? Kardeşim şuraya bir kardan adam yapmamız yok mu? Tabii ki de yok. Arkadaşlar bunların hepsini kazımamız lazım. Bakın görüyorsunuz, vicdansız komşum kendisininkini kazımış. Ya kardeşim insan bir hayır yapar ya. Kardeşim yok, hayır denen şey resmen ülkemizde bitmiş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız, şunları bir çıkartalım. Mahalleli bizi izliyor yine her zamanki gibi, diyorlar ki kardeşim bu garip garip ne yapıyor ya acaba. Arkadaşlar bu kafeslerden de bayağı bir gönderiyoruz. Bu videomuzda yine bu kafeslerden bir tane göndereceğiz. Aga çok güzel gönderiyoruz yani, acayip gönderiyoruz. Neden güzel gönderiyoruz? Kardeşlerim şimdi hem uygun hem de bir hediye koyuyorum. Adam diyor ki kardeşim dükkanı hediye etseydin diyor. Zaten en sonunda öyle olacak. Anahtarı birini paketini koyup göndereceğim arkadaşlar ya, böyle olmuyor. Şimdi agalar şunları çıkart. Kardeşim bak Hint bülbülümüz de geldi. Onu da göstereceğim size. Bu videomuzda bir tane maskot yapacağız. Yavru muhabbet kuşlarımızdan bir tanesini çıkartıp iş yaparken elimizde kolumuzda gezdireceğiz. Ya bugün heyecanlı, hareketli. Bugün müthiş bir günümüzdeyiz. Niye kardeşim? Geçen yorum okuyorum. Kardeşimizin bir tanesi bize fırça çekmiş. Demiş ki abi biraz enerjik ol ya demiş. Sanki demiş öpülmüş gibi konuşuyorsun dedi. Ulan şöyle bir düşündüm. Hakikaten enerjimiz çökmüş. Yaşlanmışız kardeşim. Öyle olmaz. Şimdilik bunları ben bir idare edeyim, böyle buraya bir koyayım. Daha buraları falan hep temizleyeceğiz. Diyor ki beni çekme. Ekmeği de alan küçük esnaf görüyorsunuz. Beni çekme diyor. Arkadaşlar yine kardeşim sıkıntılı günlerdeyiz. Bu kafesin bu arada pembesini saracağız. Sabah kahvaltı yapıyoruz. yavrum komşu, insan komşu sen niye böyle oldun ya? Sen çok kötü bir adam oldun. İnsan şurayı da bir temizler. Bu nedir kardeşim ya? Benim arkadaşlar ponçik bünyem bunu kaldırmaz. Artık şuradan yardım isteyeceğim. Diyeceğim ki ey ahali, birisi yardım etsin kardeşim. Bu nedir? Şu kar tanesine bak ya. Kardeşim oradan bizim tevhid kuafördü, camdan bizi dikizliyordu. Onu da fark ettim. Şimdi agalar bunları böyle bir koyalım. Abi burası bitmez reis. Vallahi burası bitmez. Boku yemiş ko mokoko kardeşim. Boku yemiş ko mokoko. Hakikaten öyle yani. Arkadaşlar böyle bir kafesimiz var. Kafesin kafes demeye şahit ister. İkinci el bir kafesimiz. Kardeşim bize her şey var yani. Sıfırı satan ikinci elde satması lazım kardeşim. Pet shoplar niye sadece sıfır satsın ki? Kardeşim ben ikinci elden geldiğim için seviyorum. İkinci el eşyayı sıfırdan daha çok seviyorum hatta. Arkadaşlar kalanı bir halledeyim, geliyorum bir saniye, bana bir zaman verin. Şöyle bir barikat kurduk kendimize. Bundan sonra kardeşim Özbaran tütünden kendimizi ayırıyoruz. Yollarımızı ayırdık. Çünkü niye kardeşim benim burayı hiç bürmemiş lan. Lan insan bu kardeşine böyle bir şey yapar mı ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle güzelce ne dizdik. Burada ikinci el cart cürt bir şeyler var. Şimdi gidelim içeride birazcık video yapalım. 10:49 geçiyor. Eminim ki yetiştireceğiz. İnşallah o videoyu bir yetiştireyim, sonra bu videonun devamını çekmeye devam edeceğiz. Agalar hemen geliyorum. Hani hemen dediğim büyük ihtimalle bir iki saat sonra falan geliyorum. Arkadaşlar videomuz oluyor. Videomuzun 12'de yüklenmiş olması lazım. 11.7 şu anda. Biz daha videonun birleşmesini bekliyoruz. Ondan sonra da yükleyeceğim. Ama 720p yaptım ki hızlıca yüklensin, hızlıca bu işlem de bitsin diye. Şimdi agalar burada kuşumuz var. Biz kuşumuzun üstünü örttük. Üşümesin diye. Burada yavrularımız var. Ondan sonra şurada da arkadaşlar. Lan bu ne? Su gelmiş lan buraya. Arkadaşlar dükkan şimdi bok götürüyor. Burada hit bülbülümüz var. Ondan sonra muhabbet kuşlarımız var. Onları da göstereceğiz size. Bir saniye. Şuraya bir bakalım videomuza. Agalar
Şimdi yavrularımızı ilk önce geldik. Şu yavrularımızı şuradan bir çıkartalım. Akşam poşete koyuyorum ki arkadaşlar böyle yalıtım olsun. Üşümesinler. Bu arada kuşlarımız sadece dalları yiyordu. O kadar ufaklardı. Ben onları en sonda alıştırdım. Şimdi şey de yiyorlar. Siz söyleyin. Normal yem de yemeye başladılar. Abi bugün işimiz gerçekten çok zor. Hatta zordan ziyade biraz uğraştırıcı. Şimdi bu kuşlar burada kalsın, tamam mı? Bugün mesela şu kafesimizi göndereceğiz. Kafes set yapacağız. Çok güzel bir kafes set yapacağız. Bunu biraz da temizlememiz lazım. Dışarıda kaldığı için toz olmuş içerisi. Ondan sonra dükkanımızın önünü, karları temizleyeceğiz. Ondan sonra buradaki kuşlarımızı bir gösteririz. Hint bülbülümüzü size gösteririz. Abi acilen ilk önce bence bir dışarıyı temizleyelim. Ondan sonra abi diğer işlere geçeriz. Şimdi komşumuzdan bir ürün çalalım ya da bir fırça mırça bir şey getireyim bir saniye. Arkadaşlar şimdi şurayı bir temizleyelim. Bilmiyorum bu video kaç dakika sürer de bu video bayağı bir sürecek gibi. Allah'tan vallahi şey olmamış ya, siz söyleyin. Buz olmamış şu anda. Yoksa işimiz zordu. İlk defa böyle bir şey yapıyorum bu arada. Bu da benim için bir deneyim oldu. Şurası biraz hafiften buz olmuş dünden kalanlar ama. Hain komşu. Kendininkini temizlemiş. Bak görüyorsunuz tertemiz olmuş. Benimkine bak bir de. Hain komşu. Şöyle şuraları iyicene bir temizleyelim. Hemen geliyorum agalar. Oğlum daha videomuzu yapacağız. Yem tartacağız. Yem de tartmamışız. Vallahi var ya bir ton işimiz var. Bir saniye agalar. Agalar işimiz mi bitti, ben mi bittim, yoksa ben yaşlandım mı kardeşim bilmiyorum. Abi şuraya bakar mısınız, her yer kar. O yukarılara zaten karışmayacağım, onlar beni ilgilendirmiyor. Yani millet en azından kayıp da düşmez. Şimdi içeriye gidelim, içerideki işlerimizi halledelim. Çok işimiz var, çok çok. Yani ama işimizin bir kısmını hallettik gibi de görünüyor. Agalar geldik tekrardan. Az önce video işimizi hallettik. Videomuz yüklendi kanalda. Bundan bir önceki videomuzdan bahsediyorum. Onu yüklediğim anda bu videoyu da çekiyordum. Agalar şimdi malzemelerimizi şöyle bir dizdik. Yine şovumuzu yaptık mı kardeşim? Ya bizim işimiz zaten şov. Şimdi arkadaşımız kafesini aldı. Kafesimiz gerçekten çok güzel. Kafesimizin güzel olduğunu yeni öğreniyorum. Agalar bu kafes dışarıda tozlanmıştı, tamam mı? Ben de ona bir evim şahane ekibiyle bir temizlik yaptım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kafes karışmış, şu anda +9 KDP gibi parlıyor. Şimdi bunu bilmezler. Bunu ancak old metin ikiciler bilir kardeşim. Neyse. Arkadaşlar kafesimizi iyice bir temizledik. Kafes çok şugar oldu. Ondan sonra arkadaşımız neler aldı ve biz nelere hediye ettik. Yine bokunu çıkarttık mı? Kardeşim ben bir şeyin bokunu çıkartmazsam olmaz. Aga hediye de içinden geçiyoruz. Şimdi bir anlatayım sizlere kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımız kafesini aldı, tamam mı? Bu arada olaylar şöyle gerçekleşti. Arkadaşımız bütçesini belirledi. Ben bütçe söylemem, bütçeyi bana söylerler. Ondan sonra ben sadece kafes seçtiririm adama. Adam kafesini seçer ya da arkadaşımız, ablamız, artık her kimse kafesi seçer. Şovu ben kendim yaparım arkadaşlar. O kısmı ellettirmem. Ben derim ki kardeşim kafesini seç, ondan sonra tamamdır. Şimdi mesela siz de bu videoyu izledikten sonra eğer ki böyle büyük bir set almak istiyorsanız, aa bak benim komşu yine çalışıyor, benim komşu. Arkadaşlar eğer ki böyle büyük bir set almak istiyorsanız ben size gelirim. Şöyle kafeslerden bir tanesini size seçtiririm. Gerisini arkadaşlar içeride ben kendim hallederim. O şovu biz hallediyoruz zaten. Şimdi kafeslerimizi bir ufaktan gösterdikten sonra, bu arada yemi de tartmayacağım. Neden? Abi yem poşetlerimiz yokmuş. Onu yarın alacağım. Şimdi isterlerse hani böyle tartıp o şekilde vereceğiz. Ya da şurada daha az gramajlardan var. Onlardan tartıp vereceğiz. Yani bugün yem tartmayacağım. Aga kafesimiz burada, tamam mı? Şöyle bir vitamin set. Abi vitamin set olmazsa olmaz. Kış geldi kardeşim. Yani kuşunuz astım mı olsun? Yani nezle mi olsun kardeşim? Kuşunuzun tüyü mü dökülüyor? Kuşunuz kızışmıyor mu? Kuşunuzun genel bir vitamini eksik mi?
Kardeşim neden iki tane tweet var lan burada? Ha, biz ne dolandırıcı adamız ya. Kardeşim biz bozulduk ya. Kardeşim iki tane tweet koymuşuz ya. Bu arada arkadaşlar Apex'i artık buradan kullanıyoruz. Son 3 tane kaldı. Ondan sonra ya Apex'i bitireceğim ya da Apex markaya geçeceğim. Tam belli değil. Neyse. Burada da bir genel vitaminimiz var. İshal olduğu zaman kardeşim bu hayvan ölsün mü? He? Ölsün mü? Ondan sonra arkadaşımız bize mesaj attı. Abi dedi bu setimin içerisinde dedi tahta tünek olacak mı? Ondan sonra bir soru lan. Lan kafes gönderiyoruz. Tahta tüneyi koymadan olur mu lan? O zaman bu adama bir bokunu çıkartalım mı? Kardeşim adama bokunu çıkartıyoruz gel. Al sana tahta tünek. Adam diyor ki tahta tünek olacak mı? Kardeşim bunlar da benden hediye. Şimdi arkadaşımız bunları aldı. Adam bir bakacak. Kardeşim bu ne lan diyecek. Semaver mi yakacağız lan diyecek bu kadar tünekle. Kardeşim bana tünek var mı diye sorulmaz yani. Bana dersin ki abi kafesimi seçtim. Bütçem bu. Gerisi ben. Oğlum tüneksiz kafes mi olur lan? Tüneksiz kafes mi olur? Sonra bu arkadaşımız dedi ki abi de ben dedi kızıştırmayı falan düşünüyorum dedi. Çiftleştirme üretmeyi. O zaman dedim kardeşime şöyle bir kondisyon kızıştırıcı. Kardeşim hayırlı olsun. Dedim bu adamın kuşu sağlıksız mı olsun oğlum dedim. Baktın kabarıyor tamam mı kuşunuz. Böyle baktınız salak salak duruyor. O zaman bu yemi vereceksiniz. Ondan sonra kardeşim bu adamın bir akıllı yemliği varmış ama eskimiş. Kirvem neden bu adamın yeni bir akıllı yemliği olmasın diye düşündüm. Ondan sonra zaten gaga taşı fikstir kardeşim. Beşi bir yerde bunlar. Yani adamlara bol bol gönderiyoruz. Kardeşim bunlar da at oraya. Şimdi kardeşim bu adamın bir o nasıl bir gaga taşı lan sekiyor lan. Kardeşim bu adamın bir tülü olmasın mı ya? Herhalde olmayacak arkadaşlar. Adama tül nasip değilmiş. Adamın tülü olmayacak arkadaşlar. Tül iptal. Kardeşim bu adamın tülü olmasın mı? Ondan sonra bu adam kendisine bir ayna aldı da. Kardeşim bu adamın neden bir normal salıncağı da olmasın diye düşündüm. Kardeşim salıncağını da hediye ettik. Kardeşim bu adam dışarıya çıkartmasın mı kuşunu ya? Tasmayı da hediye ettik. Mama mı? Kardeşim mamayı da hediye ettik. Yemlikler zaten hediye. Bunları konuşmaya havasını atmaya gerek yok. Ama biz bu sporu yapıyoruz. Şimdi bu arkadaşımız dedim ki kardeşim dedim sen dedim bu kadar dedim para verdin bize. Ondan sonra sen dedim ne düşünüyorsun dedim. Ne göndereceğimi bilmiyorsun. Sonuçta ben sana sadece kafesi de göndersem yani ne edeceksin? Dolandırırsan ne edeceksin dedim. Adam bana ne dedi? Abi dedi biz sana dedi güveniyoruz dedi. Adamlar kendine güvenmediği kadar bize güveniyor. Şimdi paketi açtığında bu kadar çok çeşidi görünce adam diyecek ki Mücahit Doray bu sporu yapıyor. Şimdi bak bir sayalım arkadaşlar. Biz bu adama kaç çeşit ürün gönderiyoruz? 1 2 3 4 5 6 7 zaten bunu görecek kafayı yiyecek. 7 8 9. Şunların hepsi 10 diye sayıyoruz. 10. Kardeşim vitaminleri kendi arasında saymıyoruz bile. O bize yakışmaz. 10, 11. Ama bu vitamin değil ki. Bunu ayrı sayıyoruz. Bu çünkü ilaç. 12, 13, 14, 15, 16 çeşit adama ürün göndermişiz. Adam görünce diyecek ki kardeşim iyi ki de senden almışım. Velhasıl kelam arkadaşlar normalde bir pet shop'ta 1,5 milyar alamayacağınız ürünü hakikaten şaka maka yarı yarıya indiriyoruz. Çünkü sürekli verdiğimiz için bize koymuyor. Abi vitaminlerini koyduk, suluk koyduk, tünek koyduk, akıllı yemlik. Kardeşim bizde banyoluk bile kalmamış. Banyoluğu içeriden getirmemiz lazım. Yuva bilerek koymadım. Adamın yuvası vardı. Tül, ondan sonra kızıştırıcısını ondan bundan koyduk. Abi vallahi adama bir şey bırakmamışız. Adama bir şey bırakmamışız. Keyfim yerinde. Keyfim yerinde. Şimdi arkadaşlar bunları bir sarıp sarmalayalım. Biliyorsunuz ben kafes sarmayı sevmiyorum ama arkadaşlarımız çok sık sipariş verdiği için de bunları sarıyoruz. Arkadaşlar bu gösterdiğim videolar onda biri bile değil yani. Burada mesela gelen 10 sipariş kafesten sadece bir tanesini çekiyoruz. 10 kedi setinden sadece bir tanesini çekiyoruz. Onun dışında yani hepsini çekseydim size sürekli videolarda kafes yapıyor olurduk. Ha şu an bile mesela kafes videosu fazla yükledik ama yani seviyorum arkadaşlar böyle hediye yapmayı seviyorum. Adam aldığı zaman şimdi keyfinden 4 köşe olacak. Şunları bir kaybederse boku yedin kardeşim. Şimdi arkadaşlar bunu bir sarıp sarmalayalım. Bu arada bugün de geçti. Şu an cumartesi günündeyim. Bunlar pazartesine gidecek. Bugün de kaçırdık kardeşim. Hep böyle oluyor zaten. Videolarımızda hep bir cumartesi hazırlık yapıyoruz. Kaçırıyoruz. Pazartesine yola çıkıyor. Agalar ben şimdi kaçayım. Bunları bir sarayım, sarmalayayım. Tekrardan geliyorum. Agalar yalnız şöyle kasesini at kasesini böyle dolduruyorum ya. Gerçekten hoşuma gidiyor ya. Güzel gidiyoruz şu anda. Malzemelerimizi doldurduk. Şimdi klasiktir. Bunu üstüne örtüsünü taşıyacağız. Aa bu üçgen tarzında. Aa bu biraz daha zor gidecek lan. Vallaha.
Neyse arkadaşlar, ben bir halledeyim, geliyorum. Arkadaşlar böyle iki tane şişe koydum şu üçgen tarafı koruyabilmek için. Şimdi ben şöyle bantladığım zaman, bir de bunu kolye koyduğumda hiçbir şey olmaz. Maksadımız neydi mesela, ters düz yaparlarsa şurası ezilmesin. Şimdi bunlar onu tutacaktır. Bunda kapağı yoktu, bunu da bantladık. Yani Allah-u Teala'ya emanetiz. Ama yine bir şey olursa biliyorsunuz arkadaşlar, zaten biz kırılırsa, dökülürse, bir şey olursa hallediyoruz. Onlar geri ödemesini yapıyoruz. Şimdi ne yapalım? Şu ortaya da bir karton atalım. Bunlar da saçılmasın, devrilmesin. Ondan sonra hepsini bir kolye koyup sarayım. Agalar, en sonunda kolilerimiz bitti. Yalnız şöyle bir durumumuz da var. Bizim kuşlarımız neredeydi kardeşim? Kuşumuzu bir getireyim. Yavrumuzun birisi satıldı. Umarım bu da satılmadan bir videosunu daha çekerim. Çünkü çok tatlı gerçekten. 10 numara bir yavru. Hatta içeride bir erkeğimiz daha var. Uysal bir erkek. Onu da inşallah çekmeyi düşünüyorum. Satılmadan çekebilirsem efsane olacak. Şurada bir göstereyim. Çok tatlılar abi. Bu yine bizim bir abonelerden birisine gitti. Tam buraya geldi arkadaşımız, bayağı da uzaktan geliyor. Dedi ki kanki ben oyuncak falan alacağım dedi. Haftaya dedi ya da 10 gün sonra falan dedi. Yavru bir muhabbet falan düşünüyorum dedi yani. Bir eş düşünüyorum dedi. Lan dedim, elinde harika bir muhabbet kuşu var. Bir gösterdim abi bunun diğerini. Abi adamın dediği tek şey şu. Hemen sar bana. Hemen sar bana. Abi sardık, gönderdik. İnşallah bununla da bir güzel bir videolarını çekeceğim. Şunlar da içeride. Ötüşüp ötüşüp duruyorlar. Burada da inşallah bir beyazı özellikle size çekmeyi düşünüyorum. Beyaz olan erkeği. Abi o da uysal, güzel bir erkek. Gençler böyle poşetten moşetten yanlarını sarıyoruz ki biliyorsunuz kış ayı, soğuk olmasın. Bir de ben bunun üstünü örtüyorum. Hayvan kendi nefesiyle içeriği ısıtıyor. Bunlar da zaten gördüğünüz gibi şeyde, siz söyleyin, poşetin içerisinde. Abi şu laylon acayip bir ısınma sağlıyor. Yani siz de evde yapabilirsiniz. Eğer böyle soğuk bir odaya koyuyorsanız falan bu şekilde yapın derim. Ondan sonra cima abi bir de şey aldık. Nerede o bizim malzemeler falan? Böyle yem koyduğumuz kaplar falan bitmişti. Şu balık yemini koyduğumuz kaplar, onlardan aldık. Ondan sonra cima İşte geçen dedim ya, poşet falan bitti diye videonun başında. O poşetlerden falan aldım abi. Kuş yemlerimizi paketleyeceğiz. Onları da artık başka bir zaman yaparız. Ben şimdi kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın agalar.